İçeri içeri çabuk hadi hadi. Selin'e her şeyi anlattığım bir mektup bıraktım. Artık Selin babasının katilinin kim olduğunu biliyor. İhaleyi, amcamı, her şeyi biliyor. Bunu yapmadın değil mi? Şaka bu. Söyle şaka de. Maalesef doğru. Sabahleyin Selin'e mektubu verdim. Seni aptal. Her şeyi mahvettin. Her şeyi. Eşhedü en muhammed. Hepimizi mahvettin. Resuluhu. Oğlum. Nereye geldim ben? Yoksa yine yolumu mu kaybettim? Hayır. Yolunu kaybedenler için çok çetin bir sürecin yaşanacağı yerdesin. Dediklerinizi pek anlayamadım. Neyse. Epey uzaklaştım galiba. Bana geri dönüşü tarif edebilir misiniz? Buradan geri dönüş yoktur. Sonsuz hayata giriş vardır sadece. Ölümden sonraki tek gerçeğe. Ne? Yani öldüm mü şimdi ben? Yok. Yok inanmam. Ben gördünüz mü? Onur vurdu. Silah sesini duyup buraya geldi. Ben vurmadım. Kaç el silah sesi duydunuz? Üç el silah sesi duydum. Onur vurdu. Burada mı çaldı? Ben vurmadım. Evet burada bahçe vurdu. O vurdu. Tamam kardeşim tamam. Ben vurmadım. Tamam. O vurdu. Teşekkür ederim. Abi. Onur vurdu. Abi. Ben vurmadım. O vurdu. Az önce üç el silah sesi duydum. Ben yapmadım. Onur vurdu. Anne. Vallahi üç ya da dört el. Anne ne oluyor? Abimi nereye götürüyorlar? Üç. Demek yazdığın mektubu okudun ha? Anne sen mi söyledin burada olduğumuzu? Gördünüz mü lan? Burada büyüdüler zaten. Bir daha yüzüme bakmayacağını biliyordum. Onur neden? Neden? Ben öldürmüş beni. Hiçbir şey hissetmedim. Çok garip. Bir odadan bir odaya geçen için ne değişir? Ölüm ve hayat aynı evin iki odası. Birinde fırsatlar var, diğerinde hesaba çekilmeler. Ha? Hesap mı? Ben ne yapacağım şimdi? Dünyada sırtına ne yüklediysen burada boşaltacaksın. Heybende ne varsa dökülecek önüne. Doğrular bir tarafa, eğriler bir tarafa. Ya bütün doğrularla bütün eğriler mi? Evet. Hayatın her anı için, bütün yapıp ettiklerin için. Ben bunu yapamam. Ben bunu yapamam. Ben bir adam öldürdüm. Katilim ben. Thank you.
Yürü be, yürü be, yürü be. Yürü be, yürü be. Koçum ayrıl da gel, yürü lan. Hadi ya, 300 lira yatırdım ben sana. Ya koş ulan, koş. Koşunuz, hadi yürü be, hadi, hadi. Hadi be, yürü be, yürü be. Koşunuz, son 200 metrede geçiyor. Koş lan, koş. İçeriden dinleyelim, geriden sorularını kurtun geldi. Yürü be. Hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum, hadi oğlum. Hadi, dışarıdan ribeyle saldırıyor. Hadi yürü lan. Dışarıdan ribeyle geliyor. Yürü, hadi. Ribeyle birlikte. Ya Allah kahretsin ya. Geçiyorlar. Allah kahretsin oğlum. Bütün yürek içinde. Bu ne şanssızlık ya. Ve 7 numaralı saldırıyor. Kanka sakin ol abi ya. Kanka gel otur gel. Yoksa son hesayları görmüyor musun oğlum? Bu işin yüzünden 5'te kaldım ya. Oğlum gitti 300 kağıt ya. Gitti 300 kağıt ya. Bu kadar da olur mu ya? Boş abi tamam ya. Geçti gitti, üzülmene gerek yok, bitti işte. Allah Allah. İbo oğlum ya, birkaç kuruş borç versene, şunun acısını çıkarayım. Hadi lan. Oğlum bak, öbürkü yarış banko lan, banko. Bana ne abi, ben sana para falan vermem. Alıyorsun 3 gün sonra yalan oluyor. Vermeyi geçtim, aldığını da inkar ediyorsun ya. Söz lan söz, 2 katını vereceğim. Bak, çok sağlam tüyo lan, çok sağlam tüyo lan. Hadi. Hadi be oğlum. İyi tamam be. Al. Bir hafta başımın etini yiyeceksin. Al, 200 lira. Al. Aslansın bu. Aslansın. Allah Allah. Çok kral adamsın. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Dur! Kaçma! Gel buraya! Yavaş ol hemşerim! Gel buraya! Hayrola Hakan? Bir acelen mi var? Abi! Abi ben yemeğe yetişiyordum abi. Yetiştin canım yemeğe. Ama dayak yemeğe yetiştin. Abi ne olur yapma. Yalvarırım yapmayın abi. Nerede lan paralar ha? Beyefendi tutuşunca yangın çıkışını kullanayım demiş. Parayı da getirmiş mi bari? Abi söz bir hafta sonra. Söz veriyorum bir hafta sonra. Nasıl söz lan bu? 2 haftadır oyalıyorsun bizi. Sıkayım mı lan kafana? Abi yapma. Abi yalvarıyorum yapma. Sık gebert abi şu şerefsizi. Abi yalvarıyorum yapma. Ya bulacağım parayı. Ya bir arkadaştan alacağım. Abi uçan kuşa borcu var bu şerefsizin. Abi. Öldür gitsin bu şerefsizi. Öldüreyim değil mi? Öldüreyim abi, lan. Öldüreyim abi, mi? Abi yalvarıyorum yapmayın ya. Abi yalnızca bir hafta. Faiziyle getireceğim. Sana 24 saat süre. Tamam. Bir yamuk olursa bu kahveden tabutun çıkar. İşte o zaman fark etmez hangi kapıyı kullanacaksın. İyice anlaşıldı mı lan? Anlaşıldı abi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Hakan, iyi misin abi? Abi iyi misin? Bırak beni ya. Git defol ya. Ne garip. Her buluşmamızda bana papatya getiriyorsun. Ben de her seferinde senden ilk kez çiçek almış gibi seviniyorum. Neden getirdiğimi anlamışsın işte. Yeni arabama bir şey demedin? Sürekli araba değiştiriyorsun Onur. Takip edemiyorum ki artık. Ne yapayım? Alkol yok, sigara yok. Tamam, kabul ediyorum. Biraz pahalı ama tek tutkum bu işte. Tek tutkum bu mu gerçekten? Yani buydu. Seni tanıyana kadar demek istedim aşkım. Yoksa araba dediğin nedir ki? Bir garaj dolusu var bende. Ama sen tek başına olduğun halde sığdıramıyorum seni bu yüreğime. Onur, seni çok seviyorum. Ben de. Onur, babamla konuştum dün. Seninle çok tanışmak istiyor. Yani bu ara şirketlerde biraz işler yoğun. Hem annem de yok. Üf, dönmedi mi hala yurt dışından? Dönünce her şeyi anlatacağım ona. İşte sevdiğim kız diyeceğim. Özür dilerim hayatım. Bir saniye. Alo. Alo. Neredesin lan? Kaç saat oldu? Çabuk arabayı getir tamirhaneye. Abi biliyorsun Selin'le beraberiz. Biraz idare etsen. Sana hemen buraya gel dedim. Başlatma şimdi Selin'ine. Özür dilerim hayatım. Ne oldu Onur? Kötü bir şey yok ya.
Yok hayatım, acil bir toplantı çıktı, yetişmem lazım. Hadi seni eve bırakayım ben. Abi, ne bu hal? Ne oldu sana böyle? Alacaklılar geldi. Kafama silah dayadı. Yarına 10 milyar bulmamız lazım. O 10 milyar mı? Abi nasıl bulacaksın ki o kadar parayı? Ne bileyim lan ben. Adamlar çok ciddi bu sefer. Bu ne lan? Arabayı çizmişsin. Yok abi, ne çizmesi? O vardı zaten aldığımda benim. Onur. Oğlum bana bak. Bir daha buradan araba almak falan yok. Lan patron kıllanıyor zaten. Abi gözünü seveyim. Rezil etme beni ya. Otobüse binip mi gideyim kızın yanına? Anlamam. Lan sen kızları gezdireceksin diye biz burada 3,5 atıyoruz. Abi bak, bu sefer bildiğin gibi değil ya. Sahiden seviyoruz birbirimizi. Aşığım Selin'e. Nereye kadar kandıracaksın lan kızı? Cebinden otobüs biletini düşürdüğünde mi itiraf edeceksin? Ne bileyim abi. Kız çok zengin. Hani bilse benim çulsuzun teki olduğumu bir dakika bile yanımda durmaz gider. Ya oğlum bırak şimdi kızımızı. Adamlar öldürecek beni. Kaçmam lazım. Abi ne kaçması ya? Ne kaçması, merak etme ya. Elbette buluruz bir yolunu. Biriniz aldığı 3 kuruş parayı kumarda, alkolde çarçur ediyor. Diğerinizin işi gücü yok, kız peşinde koşturuyor. Ne olacak oğlum bu haliniz? Anne ne varmış halimizde ya? Rahmetli çok sevindiydi oğullarım oldu diye. Görseydi şu halinizi vallahi kahrolurdu. Ya anne bırak babamı. Amcama bak esas. Babam 10 yıl çalıştı, bir dikili ağacı bile olmadı. Ama amcam milyarları var şimdi. Sadece milyarları var amcanın. Başka nesi var? İnsanlıktan şu kadarcık nasibini alamamış. Öyle deme anne. Bir eli yağda bir eli balda. Girdiği bütün ihaleleri alıyor adam. Oğlum bırakın şu uğursuzu. Cümle alem biliyor ne dolaplar çevirdiğini. Allah korkusu yok ki. Bir kere bile alnı secdeye değmedi. Alnı secdeye değmiyor ama eli milyarlara değiyor. Etmez mi? Senin durumun da ortada işte. Ne varmış durumumda? Çok şükür haram lokmaya el uzatmadım. Ya bırak anne bu haram hikayelerini ya. Çalışırsın kazanırsın. Kimse durduk yerde sana bir şey vermez ki. Duayla muayla olmaz bu işler. Oğlum ne biçim laf onlar? Ya o biçim. Bir tarafta dini bütün sürünen babam, öbür tarafta bir eli yağda bir eli balda abdestsiz amcam. Bu mu şimdi adam olmak? Yazık sana. Ayıp sana, ayıp. Dirisine hürmetin olmadı, bari ölüsüne saygılı ol. Anne ben gerçekçiyim. Bu dünyanın ötesi yok. Kazanmanın yolunu bulana ne mutlu. Nereye koydu bu kadın altınları? Böyle daha çok çile çekersin anne, çok. Sakın harama el uzatmayın. Bırak anne ya. İşte buradayım. Param varsa iyi yaşa. Abi korkma ya. Yaşayacaksın. Ne var lan? Niye çağırdın beni? Keyfimden çağırmadım ya abi. Bak bakalım şunlara. Vay anasını. Nereden buldun bunları? Annemin abi. En az 2,5-3 milyar nakit var burada. Bu yetmez ki oğlum. 10 milyar lazım. 10. Abi ne olacak? Götürürsün. Teminat bu dersin. Biraz vakit kazanırsın. Sonra bakarız çaresine. Ha? Aferin lan. Senin kafan iyi çalışıyor. Tamam. Bir deneyelim. Abi. Hani sen de beni arabasız bırakmayacaksın değil mi? Vay. Senin derdin başkaymış. Lan ben de diyorum kardeşim beni düşünüyor. Köfte hor. Tamam. Hakan. Hop.
Geldim usta. Bu cipin mazotu azalmış. Geziyor musun bu arabayla? Ne yapıyorsun? Sahibi gel. Bir ton laf söyledi. Yok usta, ne gezmesi. Öyle mazot lazım oldu. Öteki araba için biraz çektim depodan, o kadar. İçine papatya yaprakları falan dökülmüş. Bak. Bak, bu iş romantizm kaldırmaz. Emanete bir zarar gelirse külahları değişiriz Hakan. Aslanım, az baksana biraz. Kim bu adam? Ne istiyor? Tanıdık usta ya. Ben bir gidip geleyim. Gel bakalım. Yürü. Hazır mı lan para? Abi hazır. İşte burada. Bu ne? Kaç para var oğlum burada? Eksik lan bu. Yettin ama sana. Abi bir iki gün içinde getireceğim ya. Vallahi getireceğim ya. Gözünüzün yağını yiyeyim abi. Ulan geberteceğim seni ha. Abi. Uslanmadın lan. Abi ne olur biraz daha zaman verin. Pislik herif. Adamları abimi bulmuşlar, öldürecekler. Abi ben buna sıkıyorum, iflah almayacak bu. Abi. Abi ne olur birkaç gün verin bana. Gözünüzün yağını yiyeyim abi. Bu çocuğun yalvarmasına hiç dayanamıyorum. Galiba yaşlanıyorum. Baksana, çok yufka yürekli oldu. İndir silahını. Bu işin şakası yok koçum. Beni anladın mı? 3 gün daha verdim sana. Yoksa bam. Tamam abi. Abi iyi misin? Ne oldu? 3 gün daha verdiler. Ne yapacağız? Nereden bulacağız eşek yükü parayı? Güzel. Abi demek planı bir şey yaradı. 3 gün. Geri kalanın çaresine bakacağız. Abi be. Bu hafta sonu yine bana araba lazım. Selin'le buluşacağım. Oğlum biz can derdindeyiz. Sen hala gönül eğlendirme peşindesin. Abi be, bu seferki çok önemli. Ne olur abi ya. Lütfen yap bir kıyak kardeşine be abi. Tamam. Şişt, bana bak. Sakın arabaya en ufak bir şey olmasın bak. Büyüksün abi. Büyüksün abi. Büyüksün abi. Abi bak, emin ol sana ben 10 milyarı bulacağım. Bak nasıl bu plan tuttu? Bu tamam, da tutacak. Uzatma emin be. Bu araban da yeni mi? Yok canım, yıllardır bende. Güzelmiş. Bu arada babam yine seni sordu. Ben de annesi yurt dışındaymış, gelince tanışırsınız dedim. Yakında geliyordu değil mi? İşleri biraz uzamış. Avusturya'dan Fransa'ya geçmiş. Ya. Selin dikkat et. Selin. Eyvah. Yandım ben. Bitti, mahvoldum. Onur, sigortası yok mu aracın? Üzülme, sigorta karşılar. Hem başka arabaların da var. Bildiğin gibi değil Selin. Bu hesap da yoktu. Ne yapacağım şimdi ben? Of ya. Of. Ne diyeceğim şimdi abime ben Selin? Ha? Ulan şu hale bak be. Şu hale bak. Ne yapacağız şimdi oğlum? Ha? Ne yapacağız? Ben yarın ustaya ne diyeceğim? Şu hale bak. Ya abi. Birden çıktı yaya karşıma. Lan. Direğe vuracağına. Yaya vursaydın ya. Kapı, tampon, çamurluk. Lan en azından 3 milyar masrafı var bunun. Şimdi de bunun parası çıktı başımıza. Hayır, bir gün böyle bir şeyin olacağı belliydi zaten. Hay Allah'ım. Dur bir dakika. Ne oldu? Şevket amca. Şevket amcamı arasak belki yardım eder. Kaç senedir aramadı adam bizi. Hem durduk yere o kadar parayı verir mi ki? Lan o zaman başka bir çözüm bul. Ahmak herif. Bir kızın gözlerine baktım, başımıza ne işler açtın. Bağırma ya. Arayacaksan ara amcamı sen de.
Alo. Amca ben Hakan. Yeğenin Hakan, evet amca. Ya kusura bakma, rahatsız ettik. Önemli bir şey konuşacaktık da. Evet, biliyorum amca. Aa, tabii tabii. Tabii, hemen geliyoruz. Ne diyor? Oğlum bizi daha evine çağırıyor amca. Hadi gidiyoruz. Evet. Evet. Hadi. Amca, anlattığım gibi. Çok acil paraya ihtiyacımız var. Yoksa işimden olacağım. Dert ettiğin şeye bak. Orası kolay. Hallederiz. Yalnız siz de bunun karşılığında amcanıza bir iyilik yapacaksınız tabii. Emret amca. Bakın. Önümüzde çok önemli bir ihale var. Benimle birlikte bir adam daha giriyor ihaleye. Adam çok güçlü. İhaleyi o alacak gibi. Bu yüzden ortadan kaldırılması lazım. Ortadan kaldırılması derken amca? Yani öteki dünyaya gönderilmesi lazım. Öldürülmesi lazım yani. Ve bunu siz yapacaksınız. Yani cinayet mi işlememizi istiyorsunuz? Yani evet. Bunun karşılığında çok para alacaksınız. Bunu bir iş gibi düşünün. Amca, bir sürü kiralı katil var. Neden biz? Bak, ben böyle bir işi şansa bırakamam. Çünkü başka kimseye güvenemem. Biz yapamayız. Bakın, bu işi halledin. Tüm borçlarınızı kapatırım. Hatta daha fazlasını bile veririm. Amca... Biz biraz düşünsek? Olur. Ama çok bekletmeyin beni. Zamanım yok. Hadi, etlerinizi soğutmayın. Ha? Yazık. Daha iyi bir yerde oturabilirsiniz. Kararınızı çabuk verin çocuklar. Amcanız bekletilmeyi sevmez. Ne yapacağız? Kabul edecek miyiz? Abi bilmiyorum. Ben kimseyi öldüremem. Peki ya borçlar? Abi başka türlü hallederiz. Gider konuşuruz adamlarla. Ödeyeceğiz deriz. Yani gerekirse ben de çalışırım. Ustayla konuşup arabayı tamir edeceğini söylersin. Hallederiz bir şekilde. Ya Selin? Selin'le evlenmek istemiyor musun? Her şeyi anlatacağım abi. Çıkacağım, seni kandırdım. Ben zengin mengin değilim diyeceğim, bitireceğim bu işi. Of ya, of. Başımız var ya, sağlam belada. Abi bak, gel böyle yapalım. Cinayet minayet bize göre işler değil be abi. Peki, dediğin gibi olsun. Yarın kimseler yokken tamirhaneye gideyim. Arabayı halletmeye çalışayım. Ben de Selin'le konuşur, her şeyi anlatırım. Anlaştık yani. Tamam. Gir. Hadi. Bu ne rezalet kardeşim? Ne hale getirmişsiniz arabamı? Yazıklar olsun. Gel gel gel. Marifetini konuşuyoruz. Lütfen gereken yapılsın. Zararımın karşılanmasını istiyorum. Tamam kardeşim, tamam. Bir şekilde halledeceğiz. Bu nasıl esnaflık? Ben böyle rezalet görmedim. Arabamı getirdiğim günkü gibi istiyorum. Ne yapacağız ulan şimdi? En aşağı 3-4 milyar masraf var arabada. Bu parayı bul. Yoksa derdini polise anlatırsın. Tamam usta, bulacağım. Nereden bulacaksın ha? Çolsuz. Nereden bulacaksın? Tamam işte usta, bulacağım. Nerede kaldın Selin? Nerede kaldın? Hmm.
Hayırdır? Arabasız gelmişsin. Selin. Seninle bazı şeyleri konuşmamız lazım. Bu arada sana sürpriz yapacaktım. Babamla gelecektim. Babanla mı? Son anda bir işi çıktı, gelemedi. Kısmet olmadı. Sen de konuşacaktın benimle. Selin, ben bak dinle şimdi. Sana diyeceklerim var. Ben sandığın gibi biri değilim. Ne sandığım gibi değil? Ben değilim yani. Öyle sandığın gibi. Ne değilsin? Anlamıyorum Onur. Düzgün konuşsana. Ben seni sandığın gibi sevmiyorum. Çok seviyorum. Daha da çok. Dünyalar kadar çok. Ben de seni çok seviyorum. Bu muydu yani söyleyeceğin şey? Daha ne olsun Selin? Daha ne olsun? Sonunda hırsızlığa da başladınız. O altınları düğünlerinize saklıyordum oğlum. Hiç utanmadınız değil mi çalarken? Ben sizi böyle mi büyüttüm? Harama helali öğretmedim mi size? Ne haram anne? Ne söyleniyorsun yine? Hala haramın ne olduğunu bilmiyorsunuz da soruyor musunuz oğlum? Yeter be. Ben aldım ne olacak? Sen bizim neler çektiğimizi biliyor musun? Babamla senin yüzünden sefil kaldık biz. Defol git bu evden. O altınları getirmeden de dönme. Defol dedim. Defol. Ya sen? Ya sen? Sen nasıl uydun abine? Ya anne abim haklı. Yıllardır iki yakamız bir araya gelmedi. 40 tane yalan söylüyorum sevdiğim kıza. Puh sana. Sana verdiğim emeklere yazık. Aman be. Öf be anne öf. Abi, ben hiçbir şey itiraf edemedim Selin'e. İyi alt ettin. Ben de ayvayı yedim zaten. Çarptığın arabanın sahibi geldi. Dükkanı ayağa kaldırdı. İmza attırdılar bana. Ne imzası? Bu arabayı kardeşim çarptı ama eşek gibi ben yaptıracağım imzası. Hadi ya. Ödeyemezsem içeri gireceğim. Başka çıkar yol yok. Amcamın teklifini kabul edeceğiz. Abi adamı öldüreceğiz ya. Şişt. Öldüreceğiz tabii lan. Yoksa bizi öldürecekler. Arıyorum amcamı sus. Hadi ya. Abi bir dur. Bir düşünelim bir dur. Şişt. Ne düşüneceksin lan? Alo. Amca evde misin? Seninle konuşacaklarım var. Evet. O mesele. Tamam. Yanına geliyorum o zaman. Ne oldu? Amcamın yanına gideceğim. Şu anlaşmayı konuşalım bakalım. Ne kadar verecek? İşte hedefteki adamımız. Al bakalım. 60 milyar. 30-30 kardeş payı yaparsınız. 30'ar milyar mı? Ne? Az mı geldi yoksa kerata? Sizi sıkıntıdan kurtarmaya yeter de artar bile. Sağ ol amca. Aslan yeğenim benim. Hadi. Hadi. Göreyim sizi. Bitirin şu işi ha. Eyvallah amca. Sen şimdiden bitti bil bu işi. Hı hı. İşte burası. 43B262. Bu adres bizim Selinlerin adresine benziyor. Bir yanlışlık olmasın.
Ne Selin'i lan? Kafayı yiyorsun giderek. Ya adamın adı neymiş bari? Mefta oğlum. Adamın adı Mefta. Ne önemi var? Hadi indirelim şunu. Hadi tam sırası. Polis. Polis, 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 polis. Kaçtı be, kaçtı. Abi bak, bu bize bir işaretti. Cenabı Allah'ın bir işareti. Gel vazgeçelim yol yakınken. Hadi be manyak. Parayı aldık, borçları ödedik. Geri dönüş yok artık. İyisi mi, herifi iş yerinde zımbalayalım. Yürü lan, hadi. Abi daha ne kadar bekleyeceğiz ya? Ha? Çıkara kadar bekleriz. Otopark çok tenha. Orada bitiririz işini. Ha? Bu ihaleyi çok rahat alacağız. Rakip firmalar bizim rakamımıza asla ulaşamaz. İhale için gerekli hazırlıkları bitirin. Peki efendim. Aracınızı hazırladım efendim. Sen çıkabilirsin. Benim işlerim uzadı. Git aileni, çocuklarını gör. Sizi bekleyebilirim Ekrem Bey. İzin verdim diyorum sana. Karşı mı geliyorsun yoksa ha? Peki efendim. Elinci yaşı kutlu olsun babacığım. Keşke sen de bizimle olabilseydin Onur. Ne güzel olurdu. Babam, sen ve ben. Üçümüz kutlardık. Neyse, seneye inşallah. Alo? Alo kızım. Babacığım nerede kaldın? Doğum günü pastan seni bekliyor. Geç kalmayacaksın değil mi? Hiç kalır mıyım kızım? Birlikte üfleyip söndüreceğiz mumları. Hemen çıkıyorum. Saatine bak. Tam 10 dakika sonra oradayım. Tamam mı kızım? Tamam, bekliyorum babacığım. Bu sefer seni kimse kurtaramaz Ekrem Bey. Yürü Onur. Hayırdır? Ne istiyorsunuz benden? Siz kimsiniz? Azrail kardeşler. Canını almaya geldik. Durmasana lan! Ateş et, ateş et! Sus! Sus! Ne duruyorsun lan? Evladım. Durun, yapmayın. Diz çök! Onur bas şu tetiğe. Sus dedim sana, sus! Lan vursana şunu, gebertsene! Sus dedim sana, sus! Diz çök! Diz çök! 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 Hadi bas! Diz çök! Hadi diz bas! Çök. Bas! Çök! Ben sana ne yaptım? Anneniz babanız yok mu sizin? Onlar neden sonra? Bas şuna! Sus, kapa çeneni! Hadi! Abi ne yaptın? Tamam, hadi gidelim. Hadi gidelim, hadi! Onur kendine gel, öldü! Onur! Onur, Onur kalk! Ambulans bulalım. Onur kalk! Hadi, ambulans bul bana! Onur kalk! Kalk gidelim, yürü! Çabuk. Silah! 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 Git! Git!
Ne yaptım ben? Ne yaptım abi? Ne yaptım sus ben? Sus lan! Sus! Bak annem namaz kılıyor, sus! Ne yaptım abi ben? Ne yaptım? Salak! Ne yaptım ben? Sus, sus! Abi ben... Yürü lan, abi. Yürü! Abi, yürü! Abi, geç abi. İçeri, geç! Abi. Geç ulan içeri, geç! Öldürdüm onu. Öldürdüm. Ben ahirette bunların hesabını nasıl veririm? Allah asla affetmez beni. Ya oğlum bırak bu hikayeleri. Bu dünyanın ötesine malum. Ya takma kafayı böyle şeylere, takma. Abi, ya abi Selin arıyor, ne yapayım? Aç konuş, yani hiç olmazsa rahatlatır belki seni. Hadi aç, şşt oğlum bana bak. Çaktırma sakın ha. Hadi aç. Alo. Onur. Babamı. Babamı vurdular Onur. Babam öldü. Ne diyorsun sen Selin? Ne zaman öldü? Kim vurdu? Doğum günüydü. Evde ona pasta hazırlamıştım. İş yerinin otoparkına saldırmış hainler. Vurmuşlar onu, öldürmüşler. Ne oldu lan? Onur. Onur. Ne oluyorsun oğlum? Ne oldu? Konuşsana lan. Selin'in babasını vurmuşuz abi. O adam Selin'in babasıymış. Değildir lan. Olur mu öyle şey ya? Saçmalama. Baba nasıl kıydılar sana? Allah'ım ne yaptım ben? Tüm hayatımı mahvettim. Tamam lan. Tüm hayatımı mahvettim abi. Oğlum bir topla kendini ya. Bir topla. Tamam oğlum. Tamam. Anne. Anne ne olur benim için de dua et. Allah beni ıslah etsin. Halimi düze çıkarsın. Dua et anne. Ne olur. Ne oluyorsun Onur? Ne bu hali? Ya yok bir şey ya Ergelen'in. Hep o kız yüzünden anne. Ayrılmışlar bunlar. Bu da böyle krize falan girdi. Anne... Anne bildiğin gibi değil. Oğlum kendini paralama. Hayırlısı neyse o olur. Allah büyüktür. Sıkma canını. Belki barışırsınız. Anne. Anne ben çok pişmanım anne. Allah'ım affet beni. Tamam topla kendini hadi. Kendine gel Onur. Ha? Babacığım. Doğum gününde mi veda edecektin bana? Hani mumları birlikte üfleyecektik? Hani tek başıma bırakmayacaktın beni? Babacığım. Efendim? Alo, Onur. Babam yok artık Onur. Bundan sonra en değerli varlığım sensin hayatımda. Lütfen kötü günümde yanımda ol. Bir daha öyle cevap vermemezlik etme, ne olur. Bilmediğin şeyler var Selim, üstüme gelme. Yalvarırım, biraz rahat bırak beni. Sana her zamankinden daha çok ihtiyacım var, anlamıyor musun? Birkaç gün benimle kal, yanıma gel. Beni affet. Gelemem. Kafam çok karışık. Kendimi toparlamam lazım. Onur biliyorsun hastayım. Epilepsim var. Yanımda birinin devamlı kalması lazım. Yardımcı ol bana ne olursun. Affet beni Selin. Affet. Yapamam. Affet.
Aslanım benim. Sayende hayatımın en kolay ihalesi oldu. Al bakalım. Bu da performans priminizi. İyi iş çıkardı. Güle güle harcayayım. Aman amca, sayende. Sayemde ya. Sayemde ne paralar kazanacaksınız. Sözümden çıkmayın yeter. Amca sen ne dersen o olur. Ha. Onur neden katılmadı kutlamamıza? Biraz etkilendi çocuk. Kan gördü falan. Hassas bir yapısı var biliyorsun. Hassas olmasın. Abisi gibi tetiğe asıldı mı şarjörü boşaltsın. Aslanım benim. Hadi bana müsaade. Eğlenmene bak. Teşekkür ederiz Şevket Bey. İyi geceler. Biz seçim yapmamı istedim. Başarmanı istiyorum. Sen ve maç arasında. Oğlum neyin var? Pek bir dalgınsın. Hata yaptım. Anne ben çok kötü bir şey yaptım. Birini kandırıyorum. Ona söylemem gerekeni söylemiyorum. Hadi onu aldattım, kandırdım diyelim. Öteki dünyada ne hesap vereceğim? Ne yapacağım anne? Oğlum açsana şu telefonu. Duymuyor musun? Görmüyor musun? Aa, iyice delirdin sen. Efendim. Onur, çok hastayım biliyorsun. Epilepsi nöbetlerim sıklaştı. Yalnız kalmak beni korkutuyor. Sana ihtiyacım var. Ne olur gel. Selin ısrar etme. Bak sana söyleyemeyeceğim bazı sıkıntılarım var. Benim de yalnız kalmam gerekiyor. Ne olur anla. Yeter artık. Bilmediğin bilmediğin. Başka bir laf çıkmıyor ağzından. Söyle de kurtul artık şu bilmediklerimden. Onur yine aynı şeyi yaptın. Cevap ver Onur, cevap ver. Ne istiyorsun? Başarmanı istiyorum. Harap ettin kendini. Gel bir şeyler ye oğlum. Zihnin açılır. Anne hiç iştahım yok. Canım hiç istemiyor. Görgü tanıklarının ifadelerine göre ünlü iş adamı Ekrem Günay'ı öldüren zanların 25-30 yaşlarında iki kişi olduğu öne sürülüyor sayın seyirciler. Eyvah. Öğrenmişler. Allah'ım. Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Hem elimi kana buladım. Hem sevdiğim kızı babasından ayırdım. Bu nasıl bir talihtir? Bu nasıl bir talih? Bu nasıl bir talih? Ne garip. Her buluşmamızda bana papatya getiriyorsun. Ben de her seferinde senden ilk kez çiçek almış gibi seviniyorum. Ben seni sandığın gibi sevmiyorum. Çok seviyorum. Daha da çok. Dünyalar kadar çok. Ben de seni çok seviyorum. Ben katil değilim. Ben katil değilim. Alo. Alo. Abi konuşmamız lazım, eve gel. Ne evi lan? Süper ortam var burada oğlum. Rüyanda göremezsin bu kadar güzeli. Sen atla gel hadi bekliyorum. Buyurun. Abi hemen konuşmamız lazım. Ne? Burada çok ses var, dışarı çıkalım. Oğlum sıranı bekle, içki mi içeyim ya? Of. Başlatma şimdi içkine, dışarı çıkalım, işimiz var. Of lan. İçmiyorsun, bari içene karışma ya. Hadi yürü, hadi.
Niye keyfimi bozuyorsun lan durduk ya yere? Ya sen nasıl bir adamsın be ha? Ben geceleri vicdan azabından uyuyamıyorum. Sen burada içki alemlerindesin. Abi ben baktım her yerde o adamın yüzünü görüyorum. Oğlum bak akıllı ol. Bak bunlar bizim. Artık gününü gün etme vaktimiz. Anlasana lan. Yeter be. Dayanamıyorum artık ben. Ben her şeyi gidip Selin'e anlatacağım. İtiraf edeceğim. Daha fazla bu azapla yaşayamam ben. Saçmalama lan. Kimse bizi görmedi ki. Niye gidip söylüyorsun? Dertimiz iş yaptık. Allah gördü abi, yetmez mi ha? Ya sen yarın ahirette nasıl hesap vereceksin ha? Nasıl? Vallahi benim kimseye verilecek hesabım yok. Yine başladın annem gibi. Ahiretmiş, hesapmış. Ben Allah'a inanıyorum abi. Ahiret gününe inanıyorum. Sen bana inan oğlum, bana. Gidip söylersen başına bela alacaksın. Bunun bedelini ödemeye kalkarsak çok ağır olur, çok. Anladın mı beni? Ben bu bedeli tek başıma ödemeye hazırım abi. Ne kadar ağır olursa olsun. Bana bak. Aklından bile geçirme böyle bir şeyi. Ne diyeceksin lan kıza? Babanı köpek gibi öldürdün mü diyeceksin? Bırak beni. Ben kararımı verdim. Ya Onur! Onur! Allah'ım sen merhametlisin. Benim gibi bir günahkarı bile affedersin. Bu günah benim içimi yakıyor Allah'ım, dayanamayacağım artık. Bana bir çıkış yolu göster Allah'ım. Ne olur Allah'ım. Eşhedü enne Muhammeden Rabbim onu ne kadar çok sevdiğimi sen biliyorsun. Hayya alas-salâh.
Her şeyi anlatacağım Rabbim seninle. Her şeyi. Aa, Onur. Geldin demek. Selin. Geç şuraya, sana anlatacaklarım var. Selin. Geç şuraya otur ve bana kulak ver. Ben daha fazla saklayamam. Daha fazla sevgime ihanet edemem. Bir sakin ol Onur, bir nefes al. Bak Selin, ben senin aşkına layık olamadım. Ben sana bir sürü yalan söyledim. Biz zengin bir aile değiliz. O arabalar, o kıyafetler hiçbiri bana ait değildi. Gizli gizli abimin tamirhanesinden çıkarıyordum. Ne saçmalıyorsun sen? Yalan bunlar. Hayır doğru. Daha bitmedi dinle. Annemin yurt dışına çıktığı da uydurmaydı. Biz zavallı gariban bir gecekonduda yaşıyoruz. Öyleyse neden yaptın bunları? Neden bana kendini farklı tanıttın? Ben seni çok seviyordum Selin. Sana ulaşmak bir hayal gibiydi. O yüzden yalan söyledim. Asıl şimdi yalan söylüyorsun. Benim sevdiğim Onur asla böyle bir şey yapmaz. Amacın farklı senin. Yaptım. Yaptım. Ben sana hep yalan söyledim Selin. Ben sana hep yalan söyledim. Anladım şimdi. Babam öldüğü için zırvalıyorsun bunları. Benden uzaklaşmak için. Hastayım diye değil mi? Hastayım diye böyle şeyler söylüyorsun. Hayır Selin. Hayır. Ben sana gerçekleri söylüyorum. İnan bana. Hem benim sana söyleyeceğim bir şey daha var. İyi misin? İyi misin hayatım? Selin lütfen affet beni. Ben kötü biriyim. Ben seni çok sus. Üzdüm. Bana söylediğin bu sözler kurşun gibi ağır. Daha fazlasını duymak istemiyorum artık. Sus! Selin! 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 Selin aç ellerini! Selin! Kendine gel! Bak, senden aldığım altınlar. Fazlasıyla getirdim. 5 istedin, 10 koyuyorum. Neyle aldın sen bunları? İşi gücü bırakmamış mıydın sen? Üzümü niye bağını sorma. Bak, Şevket'in bağlarındansa bu üzüm benim kursağıma girmez oğlum. Ne Şevket'i ne bağ. Para geçti bir yerden altına döktük işte. Abartma. Yok yok. Siz bir dalavere çeviriyorsunuz bu aralar. Onur'a da bir haller oldu zaten. Dün gece eve gelmedi çocuk. Ne? Eve gelmedi mi? Nereye geldik biz böyle? Seni yaşadığım yere getirdim. Şimdi her şeyi kendi gözünle göreceksin. Hadi. Gel. Tanıştırayım. Annem. Abim Hakan. Kızım hoş geldin. Hoş bulduk. Sen bir gelsene 2 dakika. Üstünü de çıkar, gel otur kızım. Bana bak. Anlattın mı yoksa kıza? Anlattın mı? Anlattım. Her şeyi anlattım. Lan biliyor mu? Biliyor mu yani bizim öldürdüğümüzü? Söyle. Biliyor mu? Sırası gelince onu da öğrenecek. Kafayı yemişsin oğlum sen. Aklını kullan. Hiçbir şey deme kıza. Direkt evlen. Mal, mülk hepsi senin olabilir. Hem dava da kapanır. Ha? Bana bak abi. Ona bir kelime daha yalan söyleyemem. Ya benim içim içimi yiyor. Ay senin içine mi? Ulan duyan da seni namus timsali zanneder ha.
Amca bu aptal hepimizi yakacak. Öldürdüğümüz adamın kızını evimize getirdi. Ne? Yakında onu cinayet mahallinde de gezdirir. Bana bak, bu çocukta hiç mi akıl yok ya? Amca bir delilik yapacak diye korkuyorum. Ya polise giderse? Ya bir akıl ver amca, bir çare bul. Tek çaresi var. Öldür onu Hakan. Kimi? Onur'u. Nasıl yani? Kardeşimi mi öldürmemi istiyorsun benden? Şaka yapıyorsun değil mi? Ne şakası lan? Şakası mı kalmış artık? Öterse ömür boyu içerideyiz. Yatmak istiyor musun o paslı ranzalar daha söyle. Asla amca. Asla. Asla. Bana bak. O zaman zayıf olan ölecek. İşin kuralı bu. Kurtul ondan. Bütün bunları neden en başında anlatmadın? Yaşadığın evi, işinin, ailenin benim için önemi yok. Ben seni seviyorum. Kuru ekmeğe bile razıyım. Yeter ki seninle paylaşayım. Sen bir melek kadar iyisin. Oysa ben seni hak etmeyecek kadar kötüyüm. Ben aşağılık bir insanım. Lütfen böyle konuşma. Ah kızım. Bu deli oğlan günlerdir derdinden ne uyku uyudu ne de ağzına bir lokma ekmek koydu. Öyle mi gerçekten Onur? Bak kızım. Bunları bir gün gelinime veririm diye saklıyordum. Sana kısmetmiş. Belki göremem mürüvvetinizi ama bunları kabul et. Bunlar senin. Anne. Nereden buldun bunları? Abim verdi oğlum. Demek o kanlı paralarla aldı bunları. Anne. Biliyor musun? Bunların hiçbiri bize lazım değil. Bunların hiçbiri bize lazım değil anne. Oğlum sakin ol. Sakin ol. Ben çok kötü bir günah işledim Selin. Selin. Ben senin... Selin ben senin babanı... Ne? Onur. Korkutuyorsun beni. Selin ben senin babanı. Ben senin. Oğlum. Ben senin babanı. Onur. Sakin ol. Ya Allah. Sakin ol. İtiraf etmek çok zor olmalı. Evet, çok zordu. Yalan ne zalimlik, yalancılık ne bedbahtlıktır. Yalanlarım. Abin aracılığıyla başkalarına ait arabaları kullandın. İşin içinde yalan var mı? Var ama... Şimdi bahanelere sığınma. Burada bahaneler belayı daha da katlar. Katlar mı? Aman Allah'ım. Bir bayanla tanıştın. Senin hanımla. Tanışma faslında kendini varlıklı biri gibi gösterdin. Anlıyorum. O yalandı. Sonra evlilik planları ve vaatleri. İşin tabii sonucuydu. Bu yalan başka bir felakete sebep oldu. Doğru. Kaza yaptım. Burada da İşin içine yalan kattın mı? Evet. Yalanını örtmek için zavallı annenin altınlarını çaldın. Geri verecektim. Sıkışıklığımızın giderilmesi içindi. Öncesinde de sonrasında da yalan var mıydı? Yani ben nasıl söylesem
Abim buraları inkar ediyordu. Onun inancı eksikti. Sen de ona seyirci oldun. Evet ama ne yapabilirdim ki? Ne yapabilirdim? Peki parayı çalınca abim haklı dedin. Nerede? Haramdır dedi annen. Hatırladın mı? Evet. Evet ama o lafın gelişiydi. Sen haramı helal saymasaydın sana yalan isnat eder miydi? Ben bu yönünü hiç düşünmemiştim. Yalan söyledin. Yalan söylemeye devam ettin. Dahası da var. Ne var? Yalan kendi mezbeleliğinde başka başka pislikler de filizlendirir. Anlıyorum. Hırsızlık yaptım. Daha? İnsan öldürdüm. Bir de? Bir de ne var? İnsan öldürmek için aldığın para. O paranın kaynağını da bilmiyordun. O amcamın verdiği pis işlerden sağlanan paraydı. Bir konu daha var. Her yalan sahibine acı verip ıstırap çektirir. Doğru. Benimkiler hem dünya hem de burası için acılı oldu. Şimdi o öldürdüğün masum insan gelse ne der sana? O zaten demişti. Ben sana ne yaptım, niye beni öldürdün demişti. İşte şimdi onun gibi bütün hak sahipleri dizildiler. Ve sana diyorlar, değer miydi bunca pisliğe bulaşmaya? Değmezdi. Değmezdi. Değmezdi, değmezdi. Yazık oldu. Ne yapıyorsun oğlum? Hiç anne. Çay var, içer misin? Yok anne, sağ ol. Hı-hı. Bu silahı hatırlıyor musun? O herifi hakladığınız silah. Al bakalım. Sana uğurlu geldi bu. Peki amca. Şimdi beni iyi dinle. Onur'u dinlenmek, kafasını toparlamak bahanesiyle dağ evine götür. Tamam. Sonra kafasına sık. Arka bahçeye göm. Tamam mı? Arka bahçeye. Bir gören olmaz değil mi? Kuş uçmaz, kervan geçmez bir yer. İçin rahat olsun. İçim nasıl rahat olur amca? Kardeşimi öldüreceğim. Yok öyle şey. İşe duygularını karıştırma. Bu birinci kural. Hadi. Bitir şu işi Hakan'ım. Ha? Emredersin amca.
Selin. Yüzüne karşı söyleyemedim. Şimdi bir ödleye yakışır şekilde itiraf ediyorum. Ben senin babanın katiliyim. Evet, doğru duydun. Babanı ben öldürdüm. Sakladığım büyük sır buydu. Bu iğrenç işi abim Hakan'la beraber yaptık. Şevket amcam bu iş için bize para verdi. Sırf baban o ihaleye girmesin diye. Öldürdüğüm kişinin senin baban olduğunu sonradan öğrendim. Çok pişmanım. Beni affetmeyeceğini biliyorum. Seni her zaman çok sevdim. Onur. Nasıl yaparsın bunu evladım? Bir karıncayı bile incitmezdi. Nasıl kıydınız adamcağıza? Hiç mi yüreğiniz sızlamadı? Anne. Onur nerede? Uyuyor. Hayrola? Sen niye ağladın? Yok bir şey. Her zamanki sıkıntılar işte. Onur'a üzülüyorsan artık üzülme anne. Yarın sabahtan daha evine götüreceğim onu. Birkaç gün daha hava saldıracağım kardeşime. İyi olur evladım. Çok, çok sıkıldı çocuk. Ferahlasın biraz. Ferahlayacak anne. Ferahlayacak. Sen hiç merak etme. Hadi. Yatıyorum ben. Sabah erkenden çıkarız yola. Anne. Anneciğim. Anneciğim. Bak sabah ezanı okunuyor. Hadi namazını kaçırma. Allah razı olsun oğlum. Kaçıracaktım az kalsın. Hadi gel. Gel sen de kıl. Doğru söylüyorsun anne. Ben de kılacağım. Oğlum. Seher vakitleri çok önemlidir. Allah'ın rahmeti budur. Bu zamanı iyi değerlendir. Ümidini kesme. O kapıdan nice günahkarlar hep elleri dolu döndüler. Sen de aç ellerini. Yalvar, dua et. Bakarsın Allah hak sahiplerinin gönlüne senin için merhamet verir. Affedilirsin. Thank you.
Son bir işim daha var anne. Selin'e gitmeliyim. Oğlum. Mektubu ben de okudum. Biliyorsun Selin okuyunca polise gidecek. Biliyorum anne. Cezama razıyım. Hem bu dünyada hem de ahirette günahımın bedelini ödeyeceğim. En güzelini yaparsın oğlum. Allah seni affetsin. Analık hakkım sana helal olsun. Ama o zavallı adamcağız ne yapar onu bilemem. Annem, ne olur dua et. Anne duaları geri çevrilmezmiş. Oğlum. Beni affet Selin. Senin yüzüne bakamam artık. Oku ve unut beni. Seni seviyorum Selin. Oğlum nerelere kayboldun sabah sabah? Ben de dağ evine gitmek için seni arıyordum. Dağ evi mi? Ha. Ya amcama dedim ki bizim biraz canımız sıkkın. O da dedi ki alın anahtarı gidin benim dağ evine. Birkaç gün uzaklaşalım diyorum buralardan. Hani şöyle kafamızı toparlayalım. İyi olmaz mı? Benim burada önemli işlerim var abi. Ya gidelim işte. İkimiz de çok bunaldık. Heh? Hadi be oğlum. Peki. Aslanım benim. Hadi o zaman.
Atla arabaya, gidiyoruz. Sen alkol almazsın. Ben de sana özel bir meyve suyu hazırlıyorum kardeşim. Seni bir türlü alıştıramadık şu biraya. Ben de meyve suyu getirdim kardeşime. İyi etmişsin abi, sağ ol. Afiyet şeker olsun. Biz buraya niye geldik? Son zamanlarda biraz sıkıntılı günler geçirdik. Burası da sana özellikle iyi gelecek diye düşündüm. Hadi içelim. İşte bu ev memur bey. Burada oturuyorlar. Buyurun. Hakan ve Onur Özcan'ı arıyoruz hanımefendi. Siz nesi oluyorsunuz? Anneleriyim. Oğullarınız hakkında cinayet suçundan dolayı tutuklama emri var. Neredeler? Lütfen söyleyin. Bu sabah amcalarına ait bir dağ evine gittiler. Bizi oraya götürebilir misiniz? Tabii. Gel biraz gezelim. Hava alalım şöyle. Ah, abi, benim biraz başım dönüyor. Fazla yürümesek ha? Yürüyelim, yürüyelim. Açılırsın biraz. Çocukluğumuzda saklambaç oynardık buralarda. Hatırlar mısın? Bir gün sen kaybolmuştun. Gece anca bulabilmiştin evin yolunu. Evet. Annem çok ağlamıştı. Rahmetli babam da çok üzülmüştü. Niye hatırlıyorsun ha? Ben sadece kaybolduğunu hatırlayabiliyorum. Ne o? Neyin var? Dur. Biraz başın çok fena dönüyor. Oh. Oh. Ne yapacaksın o silahla? Saklanmaç oynayacağız. Sen saklanacaksın. Bir daha da çıkmayacaksın. Saklanacağım. Ve bir daha da çıkmayacağım. Güzel oyun. Konuşma da yürü hadi. Hadi!
Diz çök. Diz çök dedim. Demek bunun için getirdin beni buraya. Hadi abi. Hadi yap ne yapacaksan. Hadi! Hadi abi ne duruyorsun? Zaten ne kadar yaşayabilirim bilmiyorum. Hadi öldür beni. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi! Bütün gençliğimi sefalet içinde yaşadım ben. Senin yüzünden böyle devam etmesine izin veremem. İyi işte. Bas tetiği. Yazık. O pisliği öldürdüğün silah şimdi senin ensende. Bırak konuşmayı. Bas tetiği. Bas tetiği. Durma sana. Hadi. 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 Hayır yapamayacağım. Ne o? Korktun mu? Hadi bitir şu işi. Beni bunun için buraya getirmedin mi? Öldürmek için ilaç bile verdin. Ne duruyorsun? Erkek gibi bas tetiğe. Kahretsin. Yap şunu abi. Hadi. Yap şunu. Yapamayacağım. Yapamayacağım. İçeri içeri çabuk hadi hadi. Hadi arkadaş. Selin'e her şeyi anlattığım bir mektup bıraktım. Artık Selin babasının katilinin kim olduğunu biliyor. İhaleyi, amcamı, her şeyi biliyor. Bunu yapmadın değil mi? Şaka bu. Söyle şaka de. Maalesef doğru. Sabahleyin Selin'e mektubu verdim. Seni aptal. Her şeyi mahvettin. Her şeyi. Ve heşhedü ennemu. Hepimizi mahvettin. Ve resuluhu. Geber. Oğlum. Selin Hanım'a yalan söylemeyebilirdin. O zaman milletin arabalarını aşırmazdım. Çalıntı araçla kaza da yapmazdın. Sonra da gidip annemin altınlarını çalmazdım. Yetmeyince gidip abinle şer ortaklığı yapmazdın. O zaman adamcağızın hayatını da kastetmezdim. Doğruluk doğruluğu, hayır da hayrı doğuruyor. İnsan böyle davranınca doğrulardan da oluyor. Doğrular için ne fırsatlar çıkıyor biliyor musun? Hataları, yanlışları silip süpüren fırsatlar. Hangi fırsatlar? Annelerin hayır dualarını arkalarına alanların fırsatları. Cennete giden yollar anne rızalı malzemelerle döşenmiştir. Ben seninle bir kalıbını kırdım. Ama sonra da hayır duasını aldım. Son acılı günlerimde çok secdeye kapandım. Secde hali. Bu halin sahiplerine akla hayale gelmedik sürprizler, fırsatlar çıkar burada. İhlas ve samimiyet içerisinde olan
hiçbir amel zayi olmaz. Ben... İşte ben gerçekten... Ben gerçekten çok acı çektim. Seher vakitlerinde de aynı şeyleri yaptın mı? Annemle görüşünce, onun tavsiyelerini alınca... Uykusuz gecelerimin sabahlarında çok ağladım. Neye ağladın? Günahlarımın ağırlığına... Buraların kokusuna... Buranın dağlar büyüklüğündeki alevlerini... Bir damla gözyaşı sus pus ediverir. Ama bir de masum ve zararsız bir insanı öldürdün. Bu çok büyük bir veba değil mi? Hem de çok büyük. Bir insanı öldürmek, bütün insanları katletmek gibidir. Benim hiçbir kurtuluşum yok. Öldürülen hakkından vazgeçer mi bilmem. Burası görüyorsun çok çetin bir yer. Her can kendini kurtarma telaşındadır. O zaman ben hiç kurtulamam ki. Ümit et. Secdelerin, seher feryatların, anne duaların, belki bir hazin sürecin sonunda sana yeni bir yol açabilir. Peki o zorlu süreç? Ne yazık ki onu senden sorarlar da çektirirler de. Ben o zorlu süreci yaşamak istemiyorum. Dostlar yurdu süt gibi apak olmadan barındırmaz kimseyi. Hayır, ben o kadarcık da olsa dayanamam o sürece. Dayanamam. Ya ebedi kalsaydın? Of. Ona hiç dayanılmaz. Ona hiç dayanılmaz. Dua et. Nazarını rahmet ufkuna dik ve ayırma. Kalplerin sahibi Allah'tır. Maktulün kalbine bir sürpriz merhamet koyabilir. Peki olmazsa? Onu ne sen sor, ne de ben söyleyeyim. Ben bir kıvılcımlık acıyı bile dayanamam. Dayanamam. Eyvah! Bu bazıçede bizler yine yandık. Zira ki ziyan ortada, bilmem ne kazandık. Ben ne yaptım? Ah, kafam, ne yaptım ben?